Saygıdeğer konuklarımız ve ekranları başlarına bizleri izleyen birbirinden kıymetli izleyicilerimiz. Öncelikle böyle güzel bir gecede sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli konuklarımız, Ramazan etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine her akşam olduğu gibi etkinliklerimiz devam etmekte. Yarın akşam ilahi sanatçısı Sedat Uçan kardeşimiz sizlerle birlikte olacak. Yine Pazartesi akşamı Emrah Güneş konseri ve Semazan gösterisi sizlerle birlikte olacak. Salı akşamı ise yeteneksizsiniz Türkiye ikincisi Bitlisli hemşerimiz Bilal Göregen kardeşimiz sizlerle birlikte olacak. Ve çarşamba günü akşam Bitlis TV ekranlarının yine vazgeçilmezi olan Turan Şov. Turan kardeşim bu alanda sizlerle birlikte olacak. Değerli misafirlerimiz bu arada başta bu güzel etkinlikleri düzenleyen Bitlis Belediye Başkanımız Sayın Fehmi Alaydın Bey'e huzurlarınıza teşekkür ederken iftar çadırlarımızın sponsoru Eren ailesine, Eren Holding'e ve her akşam bizleri yalnız bırakmayan Bitlis TV ailesine huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz sözü fazla uzatmadan bu akşam aramızda çok değerli bir hocamız var. Kendisinden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Hocamız 1963 yılında Van'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Van'da tamamladı. 1984 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyet Fakültesini birincilikle tamamladı. Mezuniyetinin ardından aynı fakülteye din eğitimi ana bilim dalı araştırma görevlisi olarak atandı. 1992 yılında din eğitimi ve öğretiminde mükafat ve ceza konulu doktora tezini tamamlayarak branşında doktor ünvanını aldı. 16 Ekim 1995'te ise doçent ünvanını aldı. Bu tarihten itibaren 2003 yılına kadar din eğitimi ana bilim dalı başkanlığı ve ilk öğretim din kültürü ve ahlak, ahlak bilgisi öğretmenliği bölüm başkanlığını yürüttü. Hocamız Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'de Türk işçilerinin ve 3. kuşak nesline de din eğitimiyle ilgili konferanslar vermek üzere görevlendirdi. Şubat 2001 tarihinde din eğitim alanında profesör doktorluğa yükseldi. Aile içi iletişim, ailede ideal din eğitimi çocuklarımıza Allah'ı nasıl anlatmalı? Kur'an'da gençlik ve gençlik değerleri, gül yüzlü insan, gül kokulu peygamber Hazreti Muhammed konulu konferanslar veren işte bu değerli profesör Doktor Mehmet Emin Ay hocamızı sohbeti ve anlatımı için sahneye davet ediyorum. Allah kendinden razı olsun hocam. Saygılar sunarak Mehmet Emin Ay hocamızı sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın valim, değerli belediye başkanım ve kıymetli protokol. Başta sizler olmak üzere bu akşam gök kubbenin altında bu yıldızlı gecede bir Ramazan gecesinde düzenlenen programa iştirak eden değerli Bitlisli kardeşlerim, Hepinizi Yüce Rabbimizin selamı ile selamlıyorum. Sözlerime başlarken ona sonsuz hamdü senalar, sevgili peygamberimize de binlerce salat ve selam olsun diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Biraz önce sunucu kardeşimizin de ifade ettiği üzere memleketim, doğum yerim Van. Ama yıllarca bir vesile olup da bu güzel bu şirin memleketi görme imkanına sahip olmamıştım ta ki geçen yıla kadar. Geçen yıl başkanımız sağ olsun yine bir Ramazan akşamı için beni buraya davet etti. Ve öteden beri ismini duyduğum, yaşadığım kent olan Bursa'da pek çok Bitlisli arkadaşım olan bu güzel şehri geçen yıl görme fırsatı bulmuş. Bu mekanda sizlerle hasbihal imkanına kavuşmuştum. Bu yıl sağ olsunlar tekrar davet ettiler. Ama bu yıl davetin bir başka özelliği daha vardı. Çok değerli valimiz İstanbul'dan kendisiyle tanışmış olmamız hasebiyle Bitlis'te vali olarak göreve başlamıştı ve başkanımızla beraber zat-ı de arzusu vardı. Benim için çok güzel bir davet oldu. Tekrar sizlerle birlikte imkanına kavuştum. O sebeple Belediye başkanımıza ben de huzurlarınızda minnetlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar görüşmemize, sayın valimizle buluşmamıza vesile oldular. Allah kendinizde, kendilerinden, hepinizden razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim diye hitap edeyim. Kıymetli protokolümüzün hoşgörüsüne sığınarak. Ramazan yüce Rabbimizin ümmeti Muhammed için daha önceki ümmetlere farz kıldığı gibi ümmeti Muhammed'e de kulluk mertebesi noktasında en yüksek seviyeye çıkmaları için takva denilen o en yüce mertebeyi kazanmaları için ümmeti Muhammed'e bahşettiği ihsan ettiği bir aydır. Binlerce salat ve selam olsun o yüce efendimiz. Buyururlar ki Şayet sizler Ramazan-ı Şerif'in kadrini, kıymetini bilecek olsaydınız, yani bu ayın kadri hususunda Rabbimiz gözümüzdeki perdeyi almış olsaydı, işin sırrına vakıf olsaydık, buyuruyor ki efendimiz, siz bütün bir yılın Allah tarafından Ramazan kılınmasını isterdiniz. O kadar büyük bir derecesi var ki Rabbimiz katında bilseydiniz eğer bu kadri, bu kıymeti ya Rabbi bütün bir yılı bize Ramazan kıl derdiniz. Aziz kardeşlerim, böylesine bir ay olan Ramazan'ı diğer aylardan farklı kılan özelliği takdir edersiniz ki hiçbir aya nasip olmayan, içinde bir insanın 80 küsür yıllık ömrüne eş değer, bir insanın bir ömre bedel hayatına eş değer ve bin yıla bedel hatta bin yıldan daha hayırlı bir geceyi içinde barındırıyor olmasıdır. Ve bir başka açıdan da Ramazan ayı Allah'ın şu yeryüzünde dünyada en çok değer verdiği Kur'an-ı Kerim'in o gecede bu ay içinde nazil olmasıdır. O sebeple Ramazan-ı Şerif bizatihi çok değerlidir. Ramazan-ı Şerif'in geceleri de gündüzleri de çok kıymetlidir. Bir sandalye verirseniz bana. Değerli kardeşlerim, işte böyle bir ay içinde bizim buna çok dikkat etmemiz lazım. Ramazan-ı Şerif eğlence ve şenlik ayı değil, ibadet ve kulluk ayıdır. Eğlenceler de, dinlenmeler de daha güzel kulluk yapabilmemiz için bir kısa teneffüsler olmalıdır. O sebeple mutlaka bizim Ramazan ayıyla birlikte ibadet hayatımızda bir değişiklik, bir artışın hayatımıza yansıması lazımdır. Eğer böyle bir şey olmuyorsa biz Ramazan'ın kadrini kıymetini yeterince biliyor diyemeyiz. O sebeple Sizlere Ramazanla ilgili ayetlerden ve sevgili peygamberimizin hadislerinden söz ederek bu ayda kulluk hayatımıza nasıl bir katkıda bulunalım diye bunun hasbi halini yapmak istiyorum. Sayın valim, değerli belediye başkanım ve kıymetli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede buyurdu ki: Ey iman edenler sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı. Umulur ki siz bu orucu tutarak takva mertebesine nail olursunuz. Yüce Rabbimizin burada oruçla bize kazandırmak istediği mertebenin takva mertebesi olduğunu anlıyoruz. Peki nedir bu takva mertebesi? Kimdir müttaki denilen Allah'ın bu sevdiği, değer verdiği kullar? Kıymetli kardeşlerim, en kısa, en özlü ifadesiyle takva, Cenab-ı Hakk'ın helal kıldıklarını helal bilmek, haram kıldıklarını da haram bilip kabul etmek ve razı olmaktır. Bir. İkincisi takva bir kulun gönlünde kulluk şuurunu taşıyor olması demektir. Yani Ramazan ayı yazın en sıcak günlerine mi denk geliyor? Hiç tek laf etmeden havalar sıcak, günler uzun, işimiz çok, Bunların hiçbirini zikretmeden ya Rabbi sen tutun dediğin için gönül hoşluğuyla tutuyorum. Sahura kalkın dediği için peygamberim uykumdan feragat edip kalkıyorum ve gün boyunca ben sadece mideme değil gözüme de kulağıma da elime de dilime de oruç tutturarak senin rızanı kazanmak istiyorum demektir takva. İşte bunun için Rabbimiz buyuruyor ki Bu orucu tutun ki sizden öncekiler de tuttu. Dilimizdeki tabiriyle inşallah sizi Allah takva mertebesine ulaştıracaktır. Ve aziz kardeşlerim Oruç kadar insanı bu takva mertebesine ulaştıran başka bir ibadet olamaz diyor İslam alimleri. Çünkü bizim her bir ibadetimizin dışa yansıyan bir görüntüsü vardır. Namaz kılan bir insanın ayakta durması, el bağlaması, rüku'a gitmesi, secde etmesi onun namaz kıldığı izlenimini verir. Hacdan dönen bir insanın yüzünde sakalını, başında takkesini, elinde tesbihini görürsünüz. Teyzelerimiz hacıdan getirdiği örtüler örterler. Hacı olduğu belli olur. Zekat veren bir insan fakire çıkarır, yardımda bulunur. Yansır bu. Fakat oruç kul ile Allah arasındadır. Hem de ne zaman hiç kimsenin olmadığı zaman. Asıl olan bu. Siz bir sıcak günde kimse yok yanı başınızda çok susadınız. Bir bardak soğuk su da yanınızda duruyor. Oruçluyken nasıl olsa kimseler yok. Beni kimse görmüyor deyip de hiç o suyu içer misiniz? İçmezsiniz. Çünkü siz diyorsunuz ki ya Rabbi ben senin için oruç tutmaya niyetlendim. Senin için oruç tuttum diyorsunuz. Ve kimse orucunu bozmaz. Onun için işte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki oruç benim içindir. Ademoğlunun diğer ibadetleri kendisine ama oruç bana aittir. O sebeple ben Orucun sevabını kendim takdir edeceğim. Rabbimizin takdirine kalmış bir sevap var. O yüceler yücesi Rabbimizin en cömert, en kerim, her şeyin hazinesinin yanında bulunduğu alemlerin Rabbi onun takdirini ben yapacağım diyor. Siz çok cömert bir Rabbü'l-aleminle iş yapıyorsunuz demektir. O halde aziz kardeşlerim, öyle bir gayretin içinde olalım ki, öyle bir oruç tutalım ki, tabiri caizse birinci sınıf olsun. Rabbimizin en üst seviyeden sevaba boğacağı bir kalitede olsun. İşte onun için biz böyle bir oruç tutmanın nasıl mümkün olacağını Peygamberimize müracaat ederek öğrenmemiz gerekiyor. O Allah'tan aldığı emirleri bize ileten yüceler yücesi, kainatın efendisi. Buyuruyor ki aziz kardeşlerim sizler birkaç yudum suyla da olsa mutlaka Sahura kalkarak sahur yapınız. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır. Neden efendimiz bizim sahura kalkmamızı istiyor diye düşünelim. Biraz uyusak daha sonra sabah namazına kalkmış olsak uykumuz bölünmese daha iyi olmaz mı? Böyle düşünebiliriz. Ya da bir takım kardeşlerimiz ben yiyip de yatıyorum. Daha rahat oluyor diyorlar. Bunlarınki mi doğru? Hayır. Bize peygamberimiz sahur sofrasına soframızda bir şey olmayacak kadar fakir de olsak yine sahur sofrasına çok az bir şeyler yiyecek olsak dahi kalkmamızı uyanmamızı istiyor. Neden? Çünkü sahur vakti seher vaktidir. Seher vaktinde bir kişinin uyanık olması Cenab-ı Hakk'ın ona rahmet nazarına, şefkat nazarına, dualarına icabet imkanına ve onu muhatap almasına en büyük vesiledir. Kim bunu kaçırmak ister? Ve seher vakti meleklerin o ışığı dışarıya yansıyan evlerine dualar ettiği bir vakittir. Bu sebeple sahur yemeğinde bereket vardır buyuran Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çok önemli bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Bereket yemeğimizin çeşidinde değil. Bereket meleklerin duasındadır. Melekler sahura kalkan müminler için dua ederler. Seher vaktinde Allah'ın anıldığı, besmeleyle oturulan sofralar, hamd edilerek kalkılan sofralar, Allah'ın adının alındığı evler olduğu için fi buyutin ezin Allah diye bir ayeti kerime var. Allah adının anıldığı ve zikredilmesine izin verdiği evlerde semaya bir nur yükselir ayetiyle Nur suresinde biz göremesek de bir nurun yükseldiği vakidir. Gökyüzünden şu anda faraza üstümüzden bir uçak geçse bizim buradaki ışıklarımız yükseliyor. Gece vakti yolculuk yaptığınızda aşağıda bir faaliyetin olduğunu görüyorsunuz. İşte bunun gibi melekler de bizim Allah'ın adını andığımız evlerimizdeki nuru görürler. Dua ederler. Arşın çevresindeki melekler. Ey Rabbimiz! Şu sana dua eden mümin kullarını affet. Onları günahlarından arındır ve temizle. Onları kötülüklerden koru. Onların çoluk çocukları için ettiği duaları kabul buyur diye melekler bizim için dua ederler. O sebeple aziz kardeşlerim seher vakti mutlaka uyanık olarak o sahur sofrasını bizler kendi menfaatimiz için yapalım. Ve buna da çok dikkat edelim. Başta söylediğim sözdür bu ibadetimizi artıracağımız bir ay olmalıdır. Sahura kalkarken hemen abdestimizi alıp iki rekat bir namazı bizler eda edelim ki peygamberimizin o geceler kalkıp kıldığı teheccüd namazına benzer bir şekilde biz de hiç olmasa iki rekat namaz kılalım. Teheccüd namazı ile ilgili olarak küçük bir açıklamada bulunmak istiyorum. İsra suresinde Rabbimiz buyurur ki, Ey Habibim, sana has olmak üzere, sana farz kılınmış, gece namazını kalkarak kıl, Rabbine teheccüd ile kulluğunu göster. Sen böyle yaparsan, Rabbin de sana vaat ettiği Makamı Mahmudu lütfedecektir. Aziz kardeşlerim, cennetteki en yüksek, en yüce, en müstesna mertebenin adı Makamı Mahmuddur ve bunu Rabbimiz Teala son peygamberi için hazırlamıştır. İslam alimleri diyor ki, teheccüd namazını kılarsan ey habibim, sana makamı mahmudu hazırlıyorum buyuran Allahu Azze ve Celle Hazretleri demek istiyor ki biz müminlere onun ümmetinden de teheccüd namazına gayret edip kılanlara da o makamı mahmudun çevresindeki semtlerde Allah cennet köşkleri hazırlayacaktır. Büyük şehirlerde bazı siteler yapılır. Bu sitelerin satışı için onu üreten firmalar önemli isimler kullanırlar. Derler ki bizim sitemizin sakinlerinden birisi de filanca yazar, filanca politikacı, filanca sanatçı filan vesaire insanların oraya celbini sağlamak için, cezbetmek için böyle isimler kullanırlar. Ve bir semtte A, B, C isimli önemli kişiye yakın olmak için daire alanlar, ev alanlar pek çoktur. Düşünün aynı noktaya varırsınız. Allah bu dünyada bir gece vakti kalkıp da iki rekaatle de olsa kendisine yaklaşan kulunu, teheccüd namazı kılan kulunu, işte böylesine büyük bir mükafatla mükafatlandırıp Cennette en yüce mertebe olan peygamberimizin makamı Makamı Mahmud'a yakın yere yerleştirir Bundan daha büyük bir ayrıcalık, rüçhaniyet, üstünlük var mıdır? Haşa O sebeple değerli kardeşlerim Ramazan gecelerinde mutlaka sahura kalkarken İki rekat de olsa o teheccüd namazı kılmayı ihmal etmeyelim. Ondan sonra oturduğumuz soframızın meleklerin dua ettiği sofra olduğunu unutmayalım. Ve bizler aynı şekilde aziz kardeşlerim seher vakti yaptığımız duaların Allah'ın icabet ettiği kabul buyurduğu dualar olduğuna hiçbir surette şüphe duymayalım. Böylesine başlattığımız bir oruç, bizim günlük hayatımıza çok önemli katkılarda bulunur. Ve aziz kardeşlerim, ne yapıp edelim? Bizim oruçlu olduğumuz anlarda, günlerde, dilimiz ne yalana bulaşsın, ne harama bulaşsın, ne yalan söylesin, ne de gıybet etsin. İşte o zaman orucumuzun tadı bambaşka, kalitesi de birinci sınıf olur. Buna dikkat edilmediği takdirde Peygamber Efendimiz uyararak buyuruyor ki: Kim oruç tuttuğu halde yalanla iş yapmayı bırakmıyorsa, diliyle insanlara eziyet ediyorsa, iyi bilsin ki o böyle davrandığı sürece Yemesini, içmesini, terk etmesine Allah'ın hiç ihtiyacı yoktur. Bu bir başka hadisinde de nice oruç tutanlar vardır ki geriye sadece açlık ve susuzlukları kalır kendilerine diye üzülmüştür peygamberimiz. O sebeple aziz kardeşlerim bizler iftar anında İçimizde mutlaka bir sevinç duyarız. Bir sevinç duymalıyız. Çünkü Peygamberimiz oruçlunun iki sevinçli anı vardır. Birisi iftar anı, diğeri Rabbine kavuştuğu andır. Rabbine kavuştuğu an insanoğlu orucuna karşılık Allah'ın verdiği mükafatı görünce çok sevinir. Ummadığı sevapla karşılaştığı için. Ama birinci mükafatı bu dünyadadır. Bunu da elde edebilmek için seher vaktinden başlayarak tuttuğu orucunu sadece midesiyle değil gözünü harama kapatıp oruç tutarak, kulağını harama kapatıp kulağına oruç tutturarak, dilini harama, yalana, gıybete, kötü söze kapatıp diline de oruç tutturarak bir oruç tutarsa şayet emin olunuz ki iftar anında çok farklı bir güzellik çöker üzerine kendisini bir garip yolcu gibi hisseder kendisini Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği kabul ettiği orucundan dolayı mükafatlandırdığı bir huzur ile huzur halini yaşar. Ve inanın ki bazen bunu yaşayanları gözlemliyorum ben. Mekke'de Medine'de pazartesi perşembe günleri şu sıcak günlerde oruç tutanlar vardır. Kabe-i Muazzama'nın karşısına oturmuş, karşısında bir plastik bardağın içinde zemzem, önünde de bir peçetenin üstünde üç tane hurma Elleri duada, niyazda Rabbine ezan okunuyor. O suyu içip hurmayı yiyeceğine öylesine bir huşu içinde gözlerinden yaş dökülerek dua ediyor ki bambaşka bir sevinç gözyaşları döktüğünü izliyorsunuz. Bu orucunun kabul oluşunun işaretidir. Bu onun tuttuğu orucun karşılığında Rabbimizin kendisine lütfettiği iftar sevincini yaşadığının en güzel işaretidir. O sebeple her bir mümin bu iftar sevincini yaşayabilir. Buna hiçbir engel yok. Çünkü peygamberimizin sözüdür ve vadidir. Oruçlunun iki sevinçli anından biridir. Ama bu iftar sevincini yaşayabilmemiz için ta sahurdan başlayarak bizim gerçek manada oruç tutmamız gerekiyor. İftar anında üzerimizde bu huzur hali değil de kızgınlık varsa, huzursuzluk varsa orucumuzu geriye doğru bir sayalım. Saralım bir geriye doğru filmi. Bakalım Acaba gün içinde ben orucumu sakatlayacak fiil ve davranışlarda mı bulundum? Sahura mı kalkmadım? Sahura huzursuz ve duygusuz olarak mı kalktım? Ta oraya giderek kendimizi bir gözleyelim. Filmi bir seyredelim, cevabını buluruz. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz Teala Başta söylediğim mertebeye ulaştırmak için bizi o takva mertebesine ulaşacağımıza söz veriyor bize bu tutacağımız oruç karşılığında eğer biz dikkat ederek bir oruç tutarsak her geçen gün almış olduğumuz ilacın bir antibiyotiğin vücudumuzdaki mikropları Yok etmesi için saatlerine uyarak içtiğimiz o antibiyotin bize faydası olduğu gibi içimizde nefsimizde gizlenmiş olan manevi mikropların da oruç sayesinde kırıldığını ve vücudumuzun sıhhate kavuştuğunu bizler gözleriz. Ve aslında mümin şartlarına dikkat ederek tuttuğu orucuyla bayram sabahına zaten arınmış bir bedenle Rabbinin karşısına çıkıyor. O zaten bayram sabahı cehennemden kurtuluşun beratini alan bir haleti ruhiye ile giriyor. Ama işte bu şartlara dikkat ederek tutarsa orucunu. O sebeple sahuru önemsemeliyiz. Günlük yaşantımızda azalarımızın nefsimizin ve gönlümüzün de iştirak ettiği bir oruç tutmalıyız. İftar anında da mutlaka dua etmeliyiz. Özel andır. Rabbimizin en çok hoşnut olduğu andır. Çünkü biz bir günümüzü onun istediği kullukla tamamlamış, finale ermiş bulunuyoruz. Bunu da bilelim aziz kardeşlerim. Ve Ramazan ibadet ayıdır dedik eğlencelerin, şenliklerin değil, kulluğun arttığı bir aydır. Bu Ramazan ayının en güzel ibadetlerinden birisi de, geceler kılınan namazdır ki bunun adı teravihdir. Teravih namazlarını ruha dinlenme verecek şekilde huzurla ve yavaş kılmak gerekir. Son yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığımız bununla ilgili, genelgeler gönderiyor. Namazı tadili erkanına dikkat ederek huzur ve huşu içinde kılmalıyız. Cemaat olarak hocamıza hızlı kıldır diye baskı yapmamalıyız. Aksine hızlı kıldırıyorsa hocam bize tadili erkanına riayet ederek bir namaz kıldır. Biz yatıp kalkmak değil Rabbimizi anarak tesbih etmek istiyoruz buna imkan sağla diye uyarmamız gerekir. Böyle kılınan bir teravih bir kulun secdelerinin artmasına vesile olur. Secdeler arttığı zaman da kul Rabbine yaklaşmış olur. Sen secde et Rabbine yaklaş ayeti boşuna değildir. O sebeple aziz kardeşlerim teravihleri önemsiyelim. Ben gittiğimiz camilerde Ramazan gecelerinde safların böyle birkaç saf olup da caminin boş kalmasına çok üzülüyorum. Çünkü Ramazan ibadetimizin artması gereken bir aydır. Buna dikkat etmemiz lazım. Ramazan gecelerinin en güzel ibadetlerinden birisi de teravih namazlarıdır. Kadın olsun erkek olsun bu namazları mutlaka kılmalı secde ederek Rabbimize yaklaşmalıyız. Ve Kur'an-ı Kerim mübarek ayda indirilen bir büyük nasip olarak bizlere Rabbimizin lütfettiği son peygamberine verdiği en büyük mucize Kur'an-ı Kerim. Her bir peygamberin mucizesi aziz kardeşlerim kendisiyle birlikte yaşar ve tarihe mal olur. Hazreti Musa yoksa onun asası hiçbir mucize gösteremez. Hazreti İsa yoksa nefesi ölülere hayat bahşedemez. Hastalara şifa olmaz eli. Ama Rabbimiz son peygamberine öyle bir mucize verdi ki o bu dünyadan ruhu rahmana kavuşsa da ayrılsa da bedeni Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar Rabbimizin koruması altında mucizeliğini devam ediyor. Devam ettiriyor mucize olduğuna Rabbimiz Teala bu kitabı. Ve zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Sözü çerçevesinde baktığımızda her geçen gün yeni bir buluş, bir Kur'an ayetinin Aynı zamanda tefsiri ve yorumu olduğunu gösteriyor bize. Böylesine büyük bir hazineye sahibiz. Ama biz onun açıp da kapağını ne doğru dürüst okuyoruz 11 ayda. Ne Rabbimiz bize ne buyuruyor diye açıp mealine bakıyoruz. Hiç olmazsa gelin Kur'an'ın indiği şu mübarek ayda Peygamber Efendimizin Hazreti Cebrail ile birlikte okudukları, dinledikleri şu mübarek ayda bize kalan mukabele geleneğiyle Kur'anla aramızı bir bulalım. Aramızı bir güzelleştirelim. Şuna emin olun ki Kur'an okumayı bıraktığımız zaman Kur'an-ı Kerim tam tamına bize küsüyor. Bir daha kapağını açamayacak derecede bize yüz çeviriyor. Biz onun yanına bile yaklaşamıyoruz. O sebeple Kur'an'la bağımız devam etsin ama bu Ramazan hiç olmasa ona vesile olsun. İnşallah başlattığımız bu Kur'an beraberliği Ramazan'dan sonra da devam etsin. Günde bir sayfa, birkaç ayet bile olsa Kur'an'a olan hürmetimizi onu ziyaret ederek, öperek başımızın üstüne gözümüze sürerek, bağrımıza basarak ona hürmetimizi ifade edelim. Ve şunu bilelim ki mahşer gününde sevgili peygamberimiz ümmeti için çok şefaatçi olacağını ben şefaat hakkımı mahşere sakladım. Kıyamet gününde ümmetimin günahkarları için şefaatçi olacağım buyuruyor. Bir başka şefaatçiler de var. Onlardan birisi oruç, diğeri de Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbimize gelerek derler ki, oruç der, bu kulun beni dünya hayatında tutardı ya Rabbi. Sen de onu affet, günahlarını bağışla, ona şefaatçi olmama izin ver. Oruçlarımız bizim için şefaatçi olacaktır. Ama hakkına riayet ederek tutarsak. Kur'an-ı Kerim de der ki, Geceler olsun gündüzler olsun. Vaktini ayırıp beni okur benimle amel ederdi. Sen de bu kulunu affet ya Rabbi diye Kur'an da şefaatçi olacaktır. O sebeple Kur'an'ı orucu bize bu ayda bahşeden Rabbimizin bu ikramını iyi tanıyalım, iyi bilelim ve kulluğumuzu inşallah artırma hususunda Ramazan'ı bir vesile bilelim. Efendimiz buyuruyor ki Ramazan'a ulaşıp da ondan istifade edemeyen, günahlarını bağışlatamayan, Ramazan'ın kadrini kıymetini yeterince bilmeyen, bu imkanı zayi eden kişiye yazıklar olsun diyor Efendimiz. Büyük bir üzüntüyle bunu zikrediyor. Böyle yazıklar olsun denilen kimselerden olmamak adına, Gerçekten bu günlerin kadrini bilelim. Son 10 günde itikaf denilen bir başka güzellik olan başka bir ibadet var. İtikaf bir kulun Rabbi ile baş başa kalması demektir. Elini eteğini dünya işlerinden kesip kendisini bir mescide bir camiye adaması orada kalması demektir. Bir Müslüman hanımın da evinde, evinin bir köşesinde, odasında Rabbine ibadetle vaktini geçirmesi demektir itikaf. Peygamberimizin son 10 yılında hiç terk etmediği bir sünnettir. hadizatında itikaf kadim bir kulluk ifadesidir. Peygamberlerin yaptığı bir ibadettir. Biz 10 günü yapmaya muvaffak olamıyorsak bile fırsat buldukça seccademizin başına geçmeli ya da bir camide vakit geçirmeli bu son 10 günü gecesiyle birlikte değerlendirmenin içinde olmalıyız gayretinde olmalıyız bilelim ki Kadir Gecesi bu değerlendirmeyi yapan bir insanın mutlaka tevafuk ettiği bir gece olacaktır onun hayatında. Bunun da bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İtikafın ne manaya geldiğini açarak genişçe de okuyabilirsiniz. Sayın valim, değerli belediye başkanım, kıymetli hocam. Artık ben sözlerimin sonuna gelmek istiyorum. Siz değerli Bitlisli kardeşlerime son olarak niyazımız şu ki Belki önümüzdeki yılın Ramazan'ına ulaşamayız. Bu bizim hayatımızın son Ramazan'ı olabilir. Bunun kadrini kıymetini peygamberimizin ifade buyurduğu şekilde çok iyi bilelim. Kim faziletine inanarak sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa onun geçmiş günahlarını Allah bağışlar buyuruyor sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. O ümmetine müjde vermekten yana çok sevinen bir peygamberdir. O ümmeti Allah'ın katında çok değerli mertebeler elde etmesi için çırpınan bir peygamberdir. Bu müjdesi boşuna değildir. Rabbinden aldığı bir vaadi vardır. Bize onu sunuyor. Gelin sevabına inanarak, faziletine inanarak, Rabbimizden mükafat alacağımızı umarak biz bu oruçlarımızı başta söylediğim gibi birinci sınıf oruçlar tutmaya gayret edelim. Yüce Mevlamız tuttuğumuz oruçları günahlarımızın affına, ibadetlerimizin artışına, kulluğumuzun güzelleşmesine, ahlakımızın güzel bir hale gelmesine vesile kılsın. Mahşer gününde inşallah güneşin hararetine karşı bir kalkan eylesin. Bir kapı tahsis edecek Yüce Rabbimiz adına da Reyyan demiş. O Reyyan kapısı Allah için oruç tutanların efendim gireceği özel kapıdır, protokol kapısıdır. Bu kadar oruçlu nasıl sığacak diye hiç merak etmeyin. Cennet kapıları bizim düşündüğümüz kapılar gibi değil. Onun mesafesini tahayyül bile edemeyiz. Çünkü cennet bizim düşündüğümüz gibi hafsalamızın alacağı ölçülerde değil. Sema ile yer arasındaki genişlikten bahseden Rabbimizin ifadesiyle böylesine bir genişlik taşıyor. İşte oraya Reyyan kapısından inşallah girmiş oluruz. Niyazımız budur. Allah hepinizin oruçlarını kabul buyursun. Bayram sabahına affedilmiş kullar olarak ulaşmanızı nasip eylesin. İnşallah ölmüşlerimizin ruhları için bu güzel gecede Lillahi El fatiha